Merhaba sevgili Nesine.com takipçileri. Bugün basketbolda EuroLeague bültenini yorumcumuz Selahi Aydın'la birlikte konuşacağız. EuroLeague'de bugün 4 tane karşılaşma var. Bunlarla başlayalım. 751 kodlu CSK Moskova Maccabi Tel Aviv karşılaşması. 8.5'luk bir konuk takım handikapı söz konusu. Ancak CSK Moskova'nın son dönemde çok ciddi bir çıkışı var. Özellikle Tapan 6'da tek yenilgiyle yollarına devam eden bir takım ama Real Madrid karşılaşması onların istedikleri anda neler yapabileceğini ispatlayan bir karşılaşma. Ben bu handikapı aşabileceklerini düşünüyorum ve sözü Selahi Aydın'a bırakıyorum. Sen ne görüşlesin? Ben de kesinlikle sana katılıyorum Ümit abi. CSKA Moskova'nın son maçlardaki grafiği tamamen Final Four'a endeksli ve yükselmiş durumda. İlk turdaki CSKA Moskova olmadığını görüyoruz. İkinci turdan itibaren aslında Maccabi'nin de bir yükselişi var ama maçın Rusya'da olması, CSKA Moskova'da özellikle Kirstić başta olmak üzere Teodosic ve Kiryapa'nın form durumunun yükselmesi ve geniş kadrosuyla Maccabi karşısında 8.5 handikapı ben de aşmalarını bekliyorum. Evet, Maccabi'nin de uzunları özellikle iki uzun yan yana oynatmadığı zamanlar ciddi bir sıkıntısı var ki Kirstić karşısında bu sıkıntı daha da fazla hissedilecektir. Özellikle Shostanis'in erken faul problemini bugün bekleyebiliriz diye kesinlikle ekleyelim. 752 kodlu Anadolu Efes Fenerbahçe Ülker maçı iki Türk takımının karşılaşması. İki takımdan hangisi kaybederse bugün çok çok ağır bir darbe alacak. Fenerbahçe Ülker rakibine oranla biraz daha iyi bir kadro gibi gözüküyor ama eksikleri var. Boyalı alanda Whitmer'ı mutlaka arayacaklardır. Selahi, senin bu karşılaşmayla ilgili görüşünü alayım. Ben iki tercihini öncelikle söyleyebilirim. Ben de sana katılıyorum. Ben Fenerbahçe'nin yaklaşık bir ay önceki karşılaşmadaki performansının aynısını göstereceğini ve karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. 5.5'luk handikap da Fenerbahçe için aşılmayacak bir handikap değil. Efes'in ne kadar savunma direnci yükselse de planın için form durumu biraz daha iyi olsa da EuroLeague standartında olmadığını düşünüyorum Efes kadrosunun. Ve bu uzun süreçte de açıkçası ilk 4 şansının çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe yaptığı takviyelerle bunları 8. hafta itibaren oynatabilecek. Özellikle ikinci turda daha iyi bir grafik çizecektir düşüncesindeyim. Barcelona'nın birinci olduğu grupta bence ikinci sıra için hani kuvvetli adaylardan bir tanesi olur ve bence bugün Efes'e takılmayarak da o şansını kuvvetlendirir. 753 kodlu maça geçelim. 21-15'te Bayern Münih Lokomotiv Kuban karşılaşması. Zor bir karşılaşma. Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Gönlümüz Bayern'den yana tabii ki ama benim mantığım Lokomotiv Kuban daha önde gibi gözüküyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Umarım Bayern Münih bir galibiyet alır da Kuban karşısında en azından Galatasaray'ın oradaki sahasında kaybettiği maçın dezavantajını ortadan bir şekilde kaldırabilir. Baktığımız zaman Lokomotiv Kuban evet kağıt üzerine daha iyi bir takım ama Bayern Münih önemli şutörlerden oluşan bir kadro. Uzunlar da şut sokabiliyor. Atmaya başladıkları zaman da Bayern Münih özellikle kendi sahasında taraftarın da desteğiyle iyi bir ritim bulabiliyor. Bu nedenle açıkçası ben bu karşılaşmada taraf bahsine çok fazla girmek istemiyorum. Ben üyelerimizin yerinde olsam bu karşılaşmayı da kuponlarıma koymazdım. Eğer bir tercih yapmak gerekirse klasik Bayern Münih maçlarında üst olma ihtimalini düşünerek hani düşük güvenli üstü önerebilirim. Evet, Kuban da atıcı bir takım. Yani Bayern tempoyu bulursa ona karşı verebilecek oyunculara sahip, dediğin doğru. Ve 754 kodlu karşılaşma günün son EuroLeague karşılaşması 21.45'te Real Madrid-Zalgiris. Bu karşılaşmayı aslında çok çok konuşmaya gerek yok galiba. Arada çok ciddi bir güç farkı var. Yani Zalgiris'in Real Madrid'e karşı direnebileceğini ben düşünmüyorum. Bir de Lavinovic de takımdan ayrıldı. Zaten maddi sıkıntıları var. Dantman Avrupa'da takım arıyor. Real Madrid rakibi öne geçtiği zaman acıyan bir takım da değil. Farkı sürekli arttırmaya çalışan bir takım. 20.5'luk bir handikap söz konusu ama ben buna rağmen bir tercihine yönelim derim. Ben de sana katılıyorum kesinlikle. Bugünün bence en banko karşılaşması bu karşılaşma. Sürpriz kuponlar için ilk yarı bir maç sonu bir tercihi de 2.25 katıyla değerlendirilebilir. Real Madrid kendi liginde 19-19 yapmış bir takım. EuroLeague'de de şu ana kadar sadece CSKA deplasmanında kaybettiler. Senin de dediğin gibi acıması asla yok. Farka hiçbir zaman bakmıyorlar. Kenardan gelen oyuncular da aynı şekilde ilk 5 oyuncularını destekleyebiliyor. Çok rahat 30'ları bulabilecek bir karşılaşma. Ben de sana katılıyorum. Peki o zaman son olarak toparlayalım. 751 kodlu CSKA maçı bir tercihimiz var. 752 kodlu Anadolu Efes Fenerbahçe 2. 753 Bayern Kuban bu tartışmalı bir maç üst ve 2 tercihlerini önerebiliriz. 754 kodlu Real Madrid Zalgiris maçında bir tercihini öneriyoruz. Hepinize bol şans diliyoruz.